Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere laptop ve masaüstü bilgisayarlarda kullanılan Intel işlemcilerin kodlarını hakkında sizlere bilgiler vermeye gayret edeceğim. Bildiğiniz üzere yeni bir laptop alacaksanız veya masaüstü bilgisayar alacaksanız oradaki o sonundaki kodların ne anlama geldiğini bilmeniz gerekiyor. Çünkü ona göre hem fiyatlar değişiyor, ona göre performanslar değişebiliyor dostlar bilginiz olsun. Ben sizlere kısaca bunlar nedir, ne işe yarar, ne yapmamız gerekiyor? Bunlar hakkında güzel bir video hazırladım. Kanalıma Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hemen hızlı bir şekilde videomuza geçiyoruz. Öncelikle marka düzenleme dediğimiz i7 dediğimiz ya da i3, i5, i7, i9 dediğimiz sistemler sırasıyla geçebiliyor. Bunlar işlemci serisinde model numarasının kalan kısımlarından önce bir marka değiştirici bulunur. Intel Pentium ve Intel Celeron işlemciler atlandırma kuralını kullanmıyorlar. Bugün Intel Core dediğimiz işlemci serisi Başta da söylediğim gibi i3, i5, i7 ve i9 e, marka değiştirici, değiştiricilerini içermektedir. Daha yüksek marka değiştirici sayıları daha yüksek bir performans seviyesi ve bazı durumlarda ek özellikle sahip olabiliyor. Bunlar örnek işte Hyper Trading teknolojisi gibi. Örneğin belirli bir işlemci ailesi içerisinde bir i7 bir i5'ten daha iyi performans gösterecek. E, ve bu da bir i3'ten daha iyi performans gösterecek. Yani sırasıyla buradaki rakam arttıkça tabii ki performans değeri de artmış oluyor dostlar. E, biz de zaten günümüzde kullandığımız hem dizüstü bilgisayarlarda hem de masaüstü bilgisayarlarda geçmişten gelen bir bir marka olduğu için, köklü bir marka olduğu için bunlar bu şekilde adlandırılmış. Tabii ki piyasada şu an için yoğun olarak kullanılan işte işlemcilerdir. Bunlar i3, i5, i7, i9'ye geçiyor. Tabii ki bundan sizlere fiyat olarak da yansımaktadır. Hem parfüm yani performans arıyorsanız e, akabinde fiyatında arttığını görebilirsiniz. Şimdi diğer bir unsurumuz nesil göstergesi. Bunlar marka ve marka değiştiriciden sonra işlemcinin nesil göstergesi geliyor. Bunlar Intel işlemci nesillerde e, tüm Intel Core işlemci markalarında işlemci numarasında belirtilmiştir. 4 basamaklı bir işlemci numarasında ilk basamak tipik olarak nesli temsil ediyor dostlar. Örneğin 9800 rakamlarına sahip bir işlemci 9. nesil işlemci olarak adlandırabiliriz. 8800 ya da 8800 900 gibi yani başındaki o 8 o neslini gösteriyor. Yani 9 ile başlıyorsa 9. nesil, 8 ile başlıyorsa 8, 10 ile başlıyorsa 10 gibi bir adlandırma burada söz konusudur. 10. nesil Intel Core işlemciler için Intel adlandırma şeması biraz farklı. Aşağıda bununla ilgili sizlere bilgileri vereceğim. Ancak ürün numarasındaki ilk iki rakam 10 olacaktır gibisinden bir adlandırma söz konusudur. SKU dediğimiz sayısal belirleyici bu nedir? Ne işe yarar? yani bu ee, baştan az önce söylediğim gibi işte 10. nesil iki karakter görünüyor işte 10, 10 görünüyor ya bu 10. nesil ondan sonraki yazıların ne olduğunu sizlere göstereceğim. SKU basamakları Intel işlemcilerin çoğu için ürün numarasının son 3 rakamı SKU olarak geçmektedir. Genellikle o nesil ve ürün hattındaki işlemcilerin geliştirme sırasına göre atanır. Aksi halde aynı olan işlemci markaları ve nesillerdeki daha yüksek bir SKU genellikle daha fazla özelliğe sahip olacaktır. Ancak farklı nesiller veya ürün Ürün serileri arasında karşılaştırma için SQ numarası önerilmez yani şu aklımıza geliyor ee, işte 10.000 e, 35 10350 ya gibi bir şey yani bir işlemci alıyorsunuz bunun onu geçtik 10. nesil sondaki işte 350 ne işe yarar ee, bu e, hem ürün üretilme sırası seri numarası gibi düşünün Yani Proak numarası gibi düşünün ama bu diyor ki işte buradaki sizlere anlattığım şeyde bu bundan daha iyidir gibi gelmiyor. Ama aslında mantık olarak baktığımız zaman içindeki yarı iletkenlerin yeni olması aslında bilgisayarın daha hızlı olduğu anlamına da gelmektedir. Bu Intel'de bunu söylüyor biz tabii ki konumuz Intel olduğu için diğer marka yani AMD'ye geçmiyorum. AMD ile ilgili bir video yapacağım inşallah. Burada bunu söylüyor ama bu bize bir kıssas olarak olmadığında bizlere göstermiş oluyor dostlar. Şimdi arkadaşlar bu SKU numarasından sonra gelen karakterler, harfler nedir? Bu ürün hattı son eki olarak geçiyor. SKU soneki işlemcinin yeteneklerinin bir başka önemli göstergesidir. Nesil numarasının yani jenerasyondan sonra gelen SKU'dan sonra gelen karakteri inceleyeceğiz. E, bu çok önemli. Bize de e, tam bir belirleyici umus olarak karşımıza çıkmaktadır. Tabii ki buradaki karakterler ne kadar iyi olursa alacağımız işlemcide e, bu bizim performansımızı da iyi bir yönde etkileyebilir. Aynı zamanda tabii ki akabinde fiyatı da etkilemiş olabilir. Örneğin Intel Core işlemci serisinde U ile başlayan e, bir son ek var ise bu dizüstü bilgisayarlarda veya ikisi bir arada bilgisayarlar için tasarlanmış bir işlemci belirler. Bu U dediğimiz ultra enerji olarak geçiyor. Zaten birazdan sizlere bir şematik olarak göstereceğim bütün o karakterlerin ne anlama geldiğini. Bu arada XE maksimum performans için tasarlanmış. Masaüstü bilgisayarlar için aşırı sürüm bir işlemci belirtir. Son eklere baktığımız zaman G1 ve G7 dediklerimiz yani G ile başlayan olay grafik seviyesi yalnızca yeni entegre grafik teknolojisine sahip işlemcilerde kullanıldığı tabloda sizler de görüyorsunuz. Dır ve dil dediğimiz gömülü olarak geçmektedir. F dediğimiz ayrı grafik kartı gerektirir. E, buradaki işlemcinin son eki eğer ki e, bir F ise diyor ki bize ekstra bir ekran kartı da alman gerekiyor. Ya da ekran kartı olan bir bilgisayar bulman gerekiyor, alman gerekiyor. Masaüstü bilgisayarlarda Tabii ki alıp ekran kartını takabilirsiniz ama laptoplarda böyle bir unsur, öyle bir seçenek olmadığı için illaki zaten üretici firma, marka her neyse buna uygun bir bilgisayar zaten tasarlamış. Yani içinde ekran kartı olup da bizlere piyasaya sürmüş ve satışa sürmüştür. Ee, buradaki olaymış şu, işlemcinin içerisinde e, düşündüğümüz zaman farklı farklı entegrasyon sistemler meydana gelmektedir. İşte bir network, bir CPU, bir CPU büyük küçük CPU, GPU yani ekran dediğimiz. Bunların işte modem tarafı, Wi-Fi tarafı, bunların network tarafı, bunların işte e, ara işlemci tarafı, bunların bağdaştırıcı tarafları vesaire e, büyük bir entegrasyon. Şimdi e, ekran kartı olmayan bir işlemci eğer alır isek masaüstü için düşünüyorum. Çünkü az önce söylediğim gibi laptoplarda böyle bir şey yok. Çünkü laptopta zaten hazırdır. Ee, masa üstünde öyle öyle bir işe alacaksak muhakkak ki o bilgisayara bir ekran kartı da almanız gerekiyor. Bunu unutmayın. Yoksa graf görüntüsü alamazsınız. Yani monitörü görüntü alamazsınız. Peki nasıl yapmamız gerekiyor? Ee, sizin kullanacağınız amacınız neyse bunu önceden belirlememiz gerekiyor. Bu ne olabilir? İşte oyun oynayacaksanız tabii ki siz ekstra gidip ekran kartı almanız şart. Ama ben oyun oynamayacağım. Sadece işte Word, Excel, internet vesaire, işte uzaktan eğitim gibi bir şeyler yapacak yapacağım diyorsanız ee, ekran kartı gömülü işlemciler almanızı sizlere tavsiye ediyorum. G dediğimiz paket üzerinde ayrı grafikler içerir. Az önce de bahsettiğim gibi G grafik olarak geçiyor. H dediğimiz mobil cihazlar için optimize edilmiş yüksek performans anlamına gelmektedir. HK dediğimiz mobil için optimize edilmiş yüksek performans ve kilidi açılmış anlamına gelmektedir. HQ dediğimiz mobil 4 çekirdek için optimize edilmiş yüksek performans anlamına gelmektedir. Kime diye bir sorun eki olabiliyor. Kilitli değil. S dediğimiz özel sayı. T dediğimiz güç için optimize edilmiş yasa, yaşam tarzı. U dediğimiz mobil güç verimlisi ve Y dediğimiz mobil son derece düşük güç anlamına gelmektedir. Zaten şemanın sağ tarafında da gördüğünüz üzere kısaca işte Intel Core i9 10900 Buradaki 19 ve K dediğimiz suffix diye adlandırıyor. Birazdan birazdan sizlere bunların da daha ayrıntısını göstereceğim. Şimdi 10. ve 10. 11. nesil Intel Core işlemci ailesinde genelde ince, hafif, günlük kullanım için dizüstü bilgisayarlarda ve işin ikinci ikisi bir arada olan bilgisayar için tasarlanmış. Buraya kadar anlattıklarımda açık, açıkçası az çok bir şeyler kafanıza tasarlanmıştır. E, kısacası e, dediğim gibi son hack burada. E, aslında belirleyici bir unsur yani sizin isteğinize belirleyen bir şey. tabii ki ondan öncekilerde aslında performans olarak daha yüksek bir belice unsur olarak unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Son ek veya son ek yok veya s dediğimiz bir şey. Var. Bu daha ayrıntılı olarak karşımıza geliyor. Aslında gündelik olarak daha çok göreceğimiz karakterlerdir bunlar gerek laptoplarda gerek masaüstü bilgisayarlarda. H soneki CPU'lar, dizüstü bilgisayarlar için güçlü mobil işlemci serisi olan H serisi oyun için iyi bir CPU arayanlar için K -Sonek dediğimiz sonek hız aşırtmaya izin veren, çarpan kilitsiz bir masaüstü işlemcini belirlerken HK soneki yani H ve K'nın bir araya gelmesi hız aşırtmaya izin veren, çarpan kilitsiz yüksek güçlü bir dizüstü bilgisayar işlemcisini belirler. Alacağınız bilgisayarın soneki mutlaka çok önemli. Masaüstü için çok önemli. Dizüstü için de önemli ama dizüstünde işte grafik kartı var mı, yok mu gibi bir kafanıza bir soru işareti oluşmuyor. Çünkü zaten hazır içinde ona göre yazıyor. İşte 10. nesil, sonra SKU'su atıyorum 6500. Ondan sonra gelen Sonec ise atıyorum G4. Gibi düşünün ya da HK diye düşünün buradaki örnek olarak çıkıyor karşınıza hmm. onu söylüyorum sizlere ya da U var ya da M var gibi son ekler var bunlar size zaten ne oldu belirleniyor ondan sonra zaten alacağın dizisi bilgisayarın teknik özelliklerinde de işte ekran kartı budur şudur gibisinden de bir teknik özelliklerde karşımıza çıkmak, çıkmaktadır. Tabii ki sizlere tavsiyem yeni alacağınız bilgisayarda mutlaka iyi bir şekilde incelemeniz, iyi bir şekilde araştırmanızı sizlere öneriyorum. Tabii ki kafanıza takılan bir şey olursa da yorumlara yazarsanız kısa bir süre sonra da size işte gerekli öneriyi, fikrimi söyleyebilirim. Örneğin Intel'in NUC NUC81 7HVK da Intel'de bu Intel Core i7 8800 09G dediğimiz olayımız işte burada ekstra bir Radeon RX Vega MGH grafik kartı içerdiğini göstermektedir. Bakılması gereken diğer bir son ek ise X oluyor. X veya XE son ekine sahip Intel Core işlemci gelişmiş içerik Oluşturucu iş akışları için tasarlanmış bir seri olan Intel Core X serisine aittir. Bu işlemciler en yüksek performans talepleri için yüksek çekirdek sayısına sahiplerdir. Bir bilgisayar alacaksanız ve hangi bilgisayarın, e, yani bu alacağınız bilgisayarın iyi olup olmadığını hakkında Yoruma yazarsanız, abi ben şöyle bir bilgisayar alacağım, bu iyi midir, kötü müdür, amacım şudur, bütçem budur gibisinden. Yani ben elimden geldiği kadar sizlere bir yol göstermeyi çalışırım. Umarım videom hoşunuza gitmiştir. Arkadaşlar abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.